Biraz odayı tanıtır mısınız? Görevi nedir? Neler yapıyorsunuz? Şu an faaliyetler nelerdir? Odayı hiç duymamış arkadaşlar için, belki bu videoyu izleyip ilk kez duyacak arkadaşlar için. Birazcık şöyle bir giriş yapabilir miyiz? Sonra daha detaylı açmaya çalışacağız. Çoğu ilk kez de duyuyor olabilir. Çünkü oda yeni bir oda. Haziran 2012 yılında TMOB'un 42. Genel Kurulu'nda kurulmuş bir meslek odası. Kamu niteliğinde meslek odası olarak geçiyor. Bilgisayar mühendisi dediğimiz, bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi gibi 6 tane mühendis disiplinin bir araya gelip oluşturduğu bir meslek örgütlenme alanı. Bu alanda mesleğe yönelik problemleri, çözümüne yönelik yine meslektaşlar tarafından, yani çözümün üretildiği bir çalışma alanı aslında. Bu noktadan böyle bakmamız gerekiyor. Kendi sorunlarımıza kendimizin çözüm bulabileceğimiz alanlar bunlar. Bu bakımdan kıymetli. Peki şu anki faaliyetleri neler? Neler aktif olarak gündemde, neler yapılıyor? Veya önümüzdeki dönemde, çünkü henüz seçim yeni yapıldı zannediyorum. Evet, evet. Ve önümüzde 2 yıllık bir süreç var. 2 yılda bir oluyor. En uzun zaman, dolayısıyla konuşabileceğimiz kişiler arasında en uzun zamanı sahip olan kişilerden birisisiniz. Neler planlıyorsunuz, neler yapmayı düşünüyorsunuz? İlk önce şuradan başlamayı düşünüyoruz. Şu an işte, piyasada en azından üniversiteden mezun olmuş, işte 40 bine yakın mezun olduğunu biliyoruz. Bizim, sadece bilgisayar mühendisliği var, bir de yazılım mühendisliği var başka bölümler. Evet, yani belki 50 bine yakın. 50 bine, 60 bine belki bu yaklaşabilecek bir sayı. Çünkü ilk 1977'de Hacettepe şeyle başlıyor. Öğrenci almaya başlıyor. Evet, öğrenci almaya. 81-82. Yani. 81-82 mezununu veriyor. Yani aslında çok yeni bir bölüm değil baktığınızda, eski bir bölüm, uzun süre mezun vermiş ama ancak hani çalışan şey, meslektaşların bir araya gelmesi biraz daha geç olmuş. Uzun süre elektrik mühendisleri odası altında meslek dalı olarak yer almış. Daha sonra ancak 2012 yılında bir oda olarak kurulmuş ve şu an üye sayımız 5000. Dolayısıyla piyasada çalışan meslektaşlarımızın hepsini biz bu alana katılmamışız. Eğer meslektaşlar için bir şey yapmak istiyorsanız meslektaşlarınızı çekmeniz lazım. Çünkü birkaç kişinin yürüttüğü akıl, fikir ve çözümler geneli yansıtan çözümler değil. Herkesin baktığı ve zorluklarını çektiği başka alanlar var. Dolayısıyla olabildiği kadar kapsayıcı olması lazım bir meslek odasının. Bu noktada en önemli şey meslektaşları odaya çekebilmemiz gerekiyor. Birinci noktada yapmaya çalışacağımız şeyler meslektaşlar. Neler yapacağız peki meslektaşları çekmek için? Meslektaşlar odayı çekebilmek için onların neler yapabiliriz? Onların sorunlarını dile getirebilecekleri konferanslar yapabiliriz. Sempozyumlar gerçekleştirebiliriz. Çalıştaylar düzenleyebiliriz. Aynı şekilde meslektaşların birbirine meslektaşlar arasındaki dayanışma arttırabilmek amacıyla bilgi paylaşımlarını sağlayabiliriz. Bunun için meslekçi eğitimler yapabiliriz. Meslektaşların kendi çalışma alanlarındaki tecrübelerini diğer meslektaşlarına aktarabilecekleri eğitimler bu noktada önemli bir rol alabilir. Onun dışında neler olabilir? Onun dışında bilgisayar mühendisliği eğitimi, bildiğiniz gibi ciddi anlamda kanayan bir yara var. Yani evet, doğru. Bilgisayar mühendisliği üniversitelerdeki kalitesi hem içerik olarak hem şey olarak, bildiğiniz gibi 81 ilde 200'e yakın üniversite var, var. 193 ve hepsinde bilgisayar mühendisleri bölümü var. Toplamda 130 küsur tane bilgisayar mühendisliği bölümü var ve bu bölümlerin kalitesiyle ilgili çok farklar var. Evet. Her ne kadar bu Amerika'daki kadar farklı olmasa da, çünkü orada 4000 üniversite var ve çok dünyanın en iyi üniversiteleri de en kötü üniversiteleri de orada. Evet. Türkiye'de YÖK belli bir standardı getiriyor. Gene en kötüyü de bir yerlere çekiyor. En iyi de gitmesini engelliyor sağ olsun. Evet. Öyle bir etkisi var ama neticede bir ortak seviyeye getiriyor YÖK. Ama gene de fark çok fazla. Çok fazla var. Ve bu, evet, sizin de söylediğiniz gibi bilgisayar mühendisliği eğitimi Türkiye'de sıkıntılı alanlardan birisi. Hatta hoca sıkıntısı yaşanan alanlardan birisi. Yeterli hoca bölüm sayılarıyla uyumlu olmayan ve yeni bir şey çıktı YÖK'ün bir genelge yayınladı. Çoğu bilgisayar mühendisliği bölümleri de kapatılacak, doktora programları kapatılacak. Çünkü belli bir kalite getirdi oraya. İşte 4 doçent, 2 profesör falan gibi bir hesabı var. Onu sağlayan bölümümüz de ne yazık ki az. Bilişim dünyasında ihtiyaç fazla, adam yetiştirmekle ilgili sıkıntı var, bir de bölüm kapatıp hoca sayısını azaltmak gibi bir yola gidiyor. Biz de çok müzdaribiz, yani ben akademik boyutunu bildiğim için oradan birazcık dem vurdum. Siz üniversite deyince bir anda böyle bir yaraya dokundunuz. Ama evet, dediğiniz gibi sıkıntılı bir şey var. Peki oda bu konuda ne yapacak? Odaya hemen soralım.
çıktığında ne yapacak? O da tabii bu işi kendisi tek başına yapamayacak. Bu işi bu işin muhatabı olan akademisyenlerle, sektörden çalışanlarla, gerekiyorsa üniversitede öğrencilerle birlikte, çalışanlar, mezun olanlarla birlikte bu işin sorun bir standartını oluşturacak. Hı hı. Ve diyecek ki bilgisayar mühendisi oluşturabilmek için bu standartları sağlıyor olabilmesi lazım bir üniversitenin. Yani salt bir iki laboratuvar oluşturmakla ve de minimum düzeyde öğretim görevlisiyle bir bölümün açılması tek başına yeteri koşul. O da böyle bir misyon üstlenecek yani. Bu evet, standartlaştırmak evet. Görevini o da kendi üstüne alıp bununla ilgili üniversitelere girişimde bulunacak. Evet ve onların deneyimleri, tecrübesini aktarabilecekleri zemini oluşturacak. Ve aslında bu işin birebir muhatabı olan insanlar bu standartları ortaya çıkartacak. Bununla ilgili bazı girişimler var ama bir de odada ayrıca girişimde bulunabilir. Evet, yani bu nokta ortaklaşma olur, birlikte çalışma olur. Yani planımız yakın dönem planlarından birisi de bu. Yani hem bir mevcutta yürüyen çalışmalar nelerdir biraz bunlara bakacağız. Bunlarla birlikte büyütebilir miyiz, nasıl yaparız, nasıl ortaklaşırız bunları tartışacağız. Çünkü biliyorsunuz belki hiç başka bir bölümde olmayan bilgisayar mühendisliğine özgü bilgisayar mühendisliğinde bölüm başkanları toplantısı oluyor. Evet, evet. Ayrıca MÜDAK yani sistem var. Akreditasyon yapıyorlar. Evet. ABET standardı var. Evet. Yani bu dediğiniz şeyle ilgili uzun yıllardır çalışıyor aslında bu insanlar. Evet, ama evet. Odanın da tabii bu konuda girişimci olması evet. Güç sıkatacaktır. Doğru. Bunu da müdahale olmayı düşünüyoruz. Yani. Çünkü olmamız gerekiyor. Bir yerden bu işi içine... Çünkü çok kıymetli çalışmalar. Yani tekerleğinden icat etmeye de gerek yok. Belli bir birikim var. Bu birikimi daha da hızlandırıp bir noktaya getirebilir miyiz? Bunu konuşmamız gerekiyor. Bizim gündemlerimizden bir tanesi de mesela bu. Çünkü biliyoruz meslektaşlarımız ilk mezun olduktan sonra iş bulma noktasında çok zor oluyorlar. Çünkü yeteri kalifikasyona sahip olmuyorlar. Yeteri eğitim, bilgi donanımı üniversiteden elde edemediklerinden dolayı piyasada işe başlarken ciddi anlamda zorlanıyorlar. Peki ben bir bilgisayar mühendisiyim. Bilgisayar mühendisleri odasını öğrendim, geldim, kayıt oldum. Evet. Bir ücret ödeniyor. Evet. Çok önemli bir ücret değil. Onu öğrendik. Cüzi bir ücret. Web evet. Sitesinde de yazıyor zaten. İlgilenenler oradan baksınlar. Bunun karşılığında bu oda bana ne verecek? Yani ben bu odaya belki vakit vermeye hazırım, emek vermeye hazırım. İşte bir aidat ödüyorum. En azından fikir beraberliğim var. Geldim, odaya kaydoldum. Bunun ötesinde odadan ben ne bekleyebilirim? Ne vaat ediyor? Önümüzdeki dönemde neler sunacak bana? Dediğim gibi bu bir etkileşim işi. Yani biz bir şeyi birlikte yapacağız. Kendi meslektaşlarımızla birlikte ortaklaşarak bir şeyler üreteceğiz. Ve meslektaşlarımız geldiği sürece biz bir şeyler üretebiliriz. Çünkü bu üretim kurulunda şu an 14 kişiyiz. 14 kişinin yapabileceği, tek başına yapabileceği bir iş değil. Yapsa da bu toplamı yansıtacak bir iş değil. Yani 14 kişi hiçbir zaman 50 bin bilgisayar mühendisi yerine söz söyleyemez. Bunun bir geçerliliği yoktur zaten. Dolayısıyla kesinlikle meslektaşlar kendi mesleğiyle ilgili sorunları çözüm noktasında bir şey yapıyorlarsa odaya gelip bunun kendileri bir fiil müdahale olması gerekiyor ki geri dönüş olsun. Ne noktada geri dönüş olur? Bizim en çok yaşadığımız problemlerden birisi bu. Tek başına diplomamız yeterli olmuyor. Biz en çok bunun sıkıntısı yaşıyoruz. Yani bir süre sonra sürekli bir sertifikayla mücadele ediyoruz. Sertifikaları alıyoruz, sonra onu geçerli bir yeni bir sertifika, şu, bu. Tek başına mesleğimiz, diplomamız çok bir anlam ifade etmiyor. Onun dışında yaşadığımız problemlerden birisi de bu alanda yeteri kadar yetkin olmayan insanların bu alanda iş yapıyor olması. Mesela kamu projelerinin sadece %10'unun başarılı oluyor olması bile bunun çok büyük bir göstergesi. Bilişim dünyasındaki kamu projelerinin %10'u sadece evet. Başarılı oluyor. Evet. Geri kalan %90'ı bir şekilde başarısız evet. Kabul ediliyor. Bunu baktığın zaman kamu kaynaklarının ne kadar boşa gittiğini görebiliyoruz. Aynı şekilde sektörde de bu böyle. Sektörde de çok başarılı projeler yok. Mesela bu kadar yazılım firması var ama baktığımızda böyle dünya çapında bilinen, güzel ürünler üretebilen ve yer edilmiş firma sayısı yeteri kadar değil. Yani bunu da bir değerlendirmek gerekiyor. Yani sertifikalarla ilgili odanın girişimi olabilir. Anladığım evet, kadarıyla evet. Kalite standartlarıyla ilgili girişim aynen. Olabilir. Belki bu çok sık soruluyor, geliyor imza yetkisi bilgisayar mühendisliğine. Evet, imza yetkisi. Çünkü o da kalitenin bir parçası. Bir kesinlikle. Projenin içinde bir bilgisayar mühendisi olması veya olmaması kaliteyi etkileyecek faktörlerden kesinlikle. Birisi. Belki önümüzdeki dönem bu da gündemde olabilir. Evet, yani evet, evet. Bir imza yetkisi de
Aynen. Tabii bu başka süreçleri de gerektiren bir şey ama imza kitlesi biraz daha bu bulunur. Çıkarsa da odadan çıkacak yani başka kimse yapmayacak. Kesinlikle. Odanı görmek. Muhatabı dediğim gibi community'liği taşıması itibariyle de bu işin muhatabı tamamen bilgisayar mühendisleri odasıdır. Bizim mesela meslek tanımlarını önceden başka community'ndeki kurumlar yapıyordu. Ama daha sonra bilgisayar mühendisleri odası kurulduktan sonra biz kendi meslek tanımlarımızı yapmaya başladık. Yani bu çok acı bir şey yani. Sizin meslek tanımlarınızı çok alakasız bir kuruluş tarafından yapılabiliyor. Evet. Yani bu bile tek başına çok acı bir şey. En azından bu noktada kıymetli. Onun dışında ne var? En çok mesela sıkıntısı yaşadığımız mesela bilişim suçları var mesela. Hı-hı. Gündemimizde bu. Artık davalara falan baktığı zaman işte Facebook'ta şu böyle oldu, Twitter'daki davalar, yani hani Twitter'daki paylaşımlardan dolayı, Facebook'taki paylaşımlardan dolayı çok fazla bilişimle ilgili artık dosyalar... Bilişim dedik. Evet, dosyalar oluşuyor. Evet, ben yaklaşık 1,5 ay oluyor herhalde. Siz Elazığlıymışsınız, öncesinde konuştuk. Evet. Fırat Üniversitesi'ndeyim. Türkiye'deki ilk adli bilişim bölümünü orada açmışlar. Evet. Orada da ciddi sayıda genç arkadaşımız yetişiyorlar. Bu alanda bir boşluk var. Tabii onlar zannediyorum bilgisayar mühendisliği odasına üye olamıyorlar. Çünkü farklı bir alandan, mühendislik değil neticede. Ama ciddi açık konulardan birisi. Fırat Üniversitesi'ni tebrik etmek istiyorum buradan. Orada arkadaşlar sorular çok cevap veremedim ama böyle bir bölüm açmak gerçekten büyük bir girişimcilik örneği aslında. Ülkede ihtiyacı olan şeylerden birisi. Kesinlikle öyle. O da bu konuda neler yapabilir adli bilişim konusunda? Evet yani hani... Davalar falan baktığımızda mesela hani MAC adresi değiştirilemez diye rapor yazılan. Evet. Yani bir çok basit var. Şeyler böyle artık aynen. Ortaokul çağındaki çocukların bile yapabildiği şeyleri bir bilir kişi yapılamaz diye rapor yazabiliyor. Evet yazabiliyor. O noktada bilir kişilik eğitimi dolayısıyla evet, gündeme giriyor. Bilgisayar mühendisleri bilir kişi olamıyorlar. Bir eğitim almaları lazım ve kesinlikle. Yemin etmeleri lazım değil mi? Bir süreci var onun. Ben de bir dönem bilir kişilik yapmıştım. Aha, harika. Bununla ilgili eğitimi galiba o da organize evet, ediyor. Evet, şu an oda olarak üzerimize almış bulunuyoruz. Bilir kişilik eğitimlerini biz veriyoruz. Ve bu bilir kişilik eğitimlerini almış arkadaşları hem adli makamlarla isimlerini bildirdikten bilişimle ilgili suçlarda uzman raporunu oluşturmak noktasında iletişim adresi olmuş oluyor. Bir kontak merkezi olmuş. Evet. Peki bir de genç arkadaşlarımız var. Üniversitede okuyan arkadaşlar da üye olabiliyorlar odaya. Kesinlikle. Ve hatta ücretsiz galiba. Evet, ücretsiz. Bu arkadaşlara neler sunuyoruz? Bu arkadaşlar nasıl faydalanabilir odadan veya neler yapabilirler kendine geliştirmek adına? Bizim en çok aslında bir hedef noktamız da aslında öğrenciler. Yeni, çünkü en çok yolculuğa çekenler onlar. Biz bir nevi bir sektör atıldık ve kendi yolumuzu buluyoruz artık. Evet. Yani belli bir yol kat ettik. Ve nasıl bu yolda yürüneceğini az çok öğrendik. 5 yıllık tecrübe yani çoğu arkadaşlar aynı şekilde bir tecrübesi var. Ama özellikle üniversiteye yeni çıkacak ve mezun olacak öğrencilerin ciddi sıkıntıları var. En çok problemle karşılaşan meslektaşlarımız onlar. Meslektaş adaylarımız daha doğrusu. Bu arkadaşlara biz staj olanakları bulmak noktasında yardımcı oluyoruz. Çünkü çok zorlanıyorlar staj özellikle mevzusunda. Onun dışında bu arkadaşların sonuçta üniversitelerinde kulüpleri oluyor ve bu kulüplerde eğitimler ya da konferanslar konuşmalar, sunumlar, evet. Seminerler değil evet, mi? Evet, evet. Artık şimdi genç var. Arkadaşlar çok girişimci. Bizim zamanımızda kesinlikle. Bu kadar hem imkan yoktu, hem insan yoktu, hem de bu kadar şey de yoktu, organizasyon da yoktu. Kesinlikle. Şimdi her üniversitede neredeyse bir organizasyon var. Çok ciddi işler yapıyorlar ayrıca. Yani beklenmeyecek kadar evet, organizasyonlar, evet. Başarılı organizasyonlar yaptıklarını görüyoruz. Tebrik ediyoruz genç arkadaşları buradan. Siz bu organizasyonlara destek mi veriyorsunuz? Aynen. Mesela şu an bize gelen talepler var. Böyle yetişmeye çalışıyoruz. Yani herhangi bir konuda bizden konuşmacı isteyebiliyorlar. Ve biz o alanda uzman meslektaşlarımıza ulaşma noktasında bir aracı olmuş oluyoruz. Hem meslektaşlarımızı üniversiteli bağını tekrardan oluşturabilecek, eğitim hayatıyla tekrar bağını oluşturabilecek bir kanalı oluşturuyoruz. Çünkü bizim bir ağımız var. Yani şu an 5000 üyesi olan bir ağdan bahsediyoruz. Herhangi bir alanda konuşmacı istediklerinde biz o yetkinliği sahip konuşmacıları bulabilme noktasında daha rahat ve kolay şekilde onlara o imkanı sunuyoruz ve bundan memnun da oluyoruz. Onların mezuniyet törenlerinde ne katılıyoruz? Onların en yani üniversite hayatı boyunca en mutlu günlerini de birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Bu tarz şeylerimiz var. Onlara en azından meslektaşları olarak da yani gelecekli meslektaşları olarak da bilgi paylaşımları yapıyoruz. Etkileşim olanağı bulmuş oluyorlar. Çünkü bunu normalde şirketlerle bu iletişimi çok fazla kuramayabilirler. Doğru. Öğrenciler.
Dolayısıyla odalar bu noktada daha sıcak ilişkin olduğu ve birebir temas olduğu noktalar olmuş oluyor. O bakımdan buradan üniversite öğrencilerine de çağrımız olsun. Odaya gelsinler, tanışsınlar, birlikte neler yapabileceğimizi konuşalım. Daha sonra birlikte o işleri yapmak üzere yola koyulalım. Peki. Peki bunun dışında yeni neler var? Yani önümüzdeki yıllarda bilgisayar mühendisliği odasından yeni atılım olarak neler bekleyebiliriz? Yeni faaliyet alanları olarak neler planlanıyor? Mesela attığım bir tanesi de freelancerimiz. Yani mevzu var. Özellikle bilgisayar mühendisliği, yani bilişim alanında çok yaygın bir şey. Freelancer olarak çalışma, serbest bir şirkete bağlı olmaksızın. Aslında tek başına şirket onlar değil kesinlikle, mi? Bir kişilik şirketten bahsediyor. Bir kişilik şirketler ve bu yurt dışında çok fazla yaygın. Türkiye'de de yaygın ama bunun eksiklikleri var. Çünkü tek başınıza dediğim gibi şirket olamıyorsunuz, fatura kesemiyorsunuz. Freelancer olarak çalışmanın hukuki boşlukları var. Bu noktada aslında freelancer olarak çalışan meslektaşlarımızla birlikte onların sorunlarına çözüm olabilecek düzenlemeler nelerdir? Bunları aslında bir ortaya çıkartmak ve bunların bu düzenlemelerin yapılabilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek istiyoruz. Aslında en önemli gündemlerden birisi de bu. Ve serbest mühendislik gibi, yani serbest mali müşavirleri falan benzetilebilir. Evet. Serbest mühendislik tanımını artık yavaş yavaş gündeme sokmak istiyoruz. Evet, Ümit Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayıp geldikleri için ve anlattıkları bu kıymetli bilgiler için ve odayı tanıttıkları için. Odanın iletişim bilgilerini biz videonun altında yine paylaşacağız. Evet. İsteyen arkadaşlar odaya buradan ulaşabilirler web sitesinden. Evet. Tekrar söyleyelim, web sitesinin adresi neydi? BMO Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın baş harflerine oluşuyor. org.tr olarak erişebiliyor arkadaşlarımız. Evet, buradan bütün bilgilere erişebiliyorlar. Kesinlikle. Nasıl abone olacaklarını, nasıl üye olacaklarını, kontak bilgilerini buradan erişebiliyorlar. Kesinlikle. Sosyal medya hesaplarını takip etsinler. Sosyal medya hesabımız da var. Facebook'ta, Twitter'da takip edebiliyorlar. Evet. Tamam, süper. Peki, çok teşekkür ediyoruz Ümit Bey'e. Ben tekrar çok teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.